sohbet esnasında aykırı bir şey söyler. Bir muzurluk yapar. Sanırım benim konuşmam da bu toplantının böyle bir yönümü oluşturacak. Yani ben de o çocuğun rolünü üstlenmiş olacağım. Bunu belirteyim. Er hat nur darauf aufmerksam gemacht, dass er jetzt etwas vortragen wird, was den Anschein hat, wie ein Gespräch oder eine Frage eines Kindes, das in einem Familiengespräch einfach dazwischen redet und etwas unpassend dazwischen redet. Und er versucht jetzt diese Rolle des Kindes zu übernehmen. Felsefe tarihinde geçmiş en önemli filozoflardan birisi, en iyi kafalardan birisi üzerine konuşuldu, konuşuluyor hala. Aristoteles, Platon Aristoteles, tabi özellikle Aristoteles, Aquinas, Kant, Hegel, Heidegger, bunlar felsefe tarihinin önemli kafalarından, ayrı düşünülebilecek bir yere konak verecek kafalarından birisi. Tabi onları karşı yakasında da başta Kierkegaard, Nietzsche, belki Dilthey, Marx konabilir. Bir kişinin özellikle bir filozofu anlamanın yolu onun derdini anlamaktan geçer. Bu Hegel için olduğu kadar Adorno veya herhangi bir filozof için de geçerlidir. Bu nedenle Adorno'nun derdinin temel kaygısının Hegel'den oldukça farklı olduğu dikkate alınarak onun Hegel eleştirisi üzerinde durulmaktadır. Filozof her ne kadar çağının üstüne çıkarak ve yükselerek konuşsa da sonuç olarak çağının insanıdır. Ve çağında olan bitenlerden kopuk olarak ele alınamaz. Hegel'in çağı ile Adorno'nun çağı bu bakımdan oldukça farklı özelliklere sahiptir. Adorno, her şeyi kapsayan bir sistem olma iddiası güden felsefenin çılgınca bir aldanmalar dizisine dönüşme listine girdiğini belirtir. Bu nedenle felsefe her şeyi bilme iddiasını terk etmeli ve bütün gerçeği kendi içinde kristalleştirebileceği düşüncesinden vazgeçmelidir. Böylece geleneğinden gelen bütün yükü sırtından atabilecektir. Ona göre felsefe içine düştüğü aldatmacanın yerine gerçekliği koyabilmeli ve kavramların gerçekliğin yerine konmasından kendini kurtarmalıdır. Gerçeklikte aklın bağını kurabilmesi için tabiri caizse bu bedeli ödemesi gerekir. Böylece ispatlara dayanan doğrulayıcı tutumdan, kendini yeterli ve tutarlı bir yapı olma niteliğinden kurtulacaktır. Şöyle diyor Adorno. Felsefe, her şeye yönelik bir sorumluluk duygusu tarafından yönlendirilmemeli. Artık mutlak üzerine bir hakimiyet kurma iddiasında olmamalıdır. Bu tür kavramların hepsinden vazgeçmelidir. Aksi takdirde sorumluluk duyduğu şeyleri ihanet edecek. Ancak bu arada hakikat kavramının kendisini de kurban etmemelidir. Felsefenin etkinlik anlamı bunlar ve benzeri çelişkilerdir. Bu çelişkiler ona negatif bir karakter verir. Yani felsefeden Adorno'nun anladığı, işte negatif dediği şey, diyalektik için negatif dediği şey felsefe için de geçer. Yani felsefede de aynı negatifliği görüyor. Adorno'ya göre tam bilgi, bilimin amaçladığı bir bilgi olarak asla gerçekleşmez. Gerçekleşmesi onun ortadan kalkması anlamına gelir. Bu nedenle bilgi her zaman bu yetkin olmayış özelliğine sahiptir. Diyalektik, eksiklik gibi görünen bu duruma gözünü kapamayıp onu benimsemekle onunla bu kendi gerçekliğe yüzleşmiş olur ve haklı çıkar. Felsefe için tehlikeden arındırılmış güvenilir yol yoktur. Heidegger'in dediği gibi felsefe sigorta şirketi değildir. Felsefenin panzehiri, bu Adorno'dan anlatı yapıyorum. Felsefenin panzehiri kavramın büyüsünün bozulmasıdır. Bu felsefenin burunun büyümesini, yani felsefenin kendini mutlak yapmasını önler. Adorno felsefeyi bir prizmaya benzetiyor. Bunu şöyle ifade ediyor. Söndürülemez renk, varlık olmayandan gelir. Düşünme onun hizmetindedir. Varoluşun bir parçasına negatif olarak bir var olmayan, düşünme onun hizmetindedir.
Düşünme, varoluşun bir parçasını negatif olarak bir var olmayana yayar. En büyük mesafelere tek başına yakın olacaktır böylelikle. Felsefe içinde renklerini yakaladığı bir prizmadır. Adorno'ya göre Hegelci diyalektikteki negatiflik kavramı son söz değildir. Hegelci diyalektik daha çok Adorno'nun onu birçok kez sloganlaştırarak ifade edebildiğim dediği pozitif bir diyalektiktir. Bütün çıplak öznelliği seren Hegelci diyalektiğin nesneliğinde kendi gölgeleri üzerine atlamak için öznelerin istemlerinden bir kaçı koyulur diyor Adorno. Hegelci özne nesne aslında öznedir. Hegel'in özcü felsefesinin temeli ya da sonucu öznenin önceliğidir. Ya da mantığına girişten ünlü deyimle özdeşliğin özdeşliği ve özdeş olmayışıdır. O zihin tarafından belirlenebilen belirli bir tikeli sorunudur. Çünkü onun içkin belirlenimi hiçbir şey olarak değil fakat zihin olarak var. Hegel'e göre bu varsayım olmaksızın felsefenin herhangi özsel ya da özsel bir şeyi bilme yeteneği olamaz. İdealist olarak Hegel'in vurgusuna zıt deneyimleri, idealist çarptan bağımsız deneyimleri barındıran diyalektik kavramı elde edilmedikçe, felsefe kaçınılmaz olarak özsel kavrayış kendisini adlandıracak, özsel kavrayış olarak kendisini adlandıracak, bilimsel metodolojiye hapsedecek ve aslında kendini silecektir. Yok edecektir. Adorno, felsefi sistemlerin baştan çelişik olduklarını söyler. Onların organları kendi olanaksızlıklarıyla birbirine dolanmıştır. Bu kesinlikle her biri sonrakinin elinde imha olmaya mahkum olan modern sistemlerin erken tarihinde var. Bir sistem olarak egemen olacak akıl, gönderme yaptığı bütün niteliksel belirlenimleri aslında çıkarıp atar. Bu yüzden onun kavramını iddia ederek menekşe rengine bürünmüş, bürünen nesnellikle bağdaştırılamaz bir mücadele gider. Akıl nesnellikten hareket eder. Daha tam olarak aksiyonlara ve sonuçta özdeşlik aksiyonuna bağlı olan nesnellikten hareket eder. Çelişki Adorno'da kendini sağlam alacak bir temel aramaz. Çünkü o özdeşlikle karşı karşıya gelmekten çekinmez. Çelişkisiz olarak ortaya çıkan her model, varlık ve varoluş, ontolojik model gibi çelişkili bir durum. Ancak idealizmde yüksek derecede özdeşik ilkesi, onun formalizasyonuna göre doğrulayıcı bir tözdü. Bu masum bir şekilde basit ve yansal cümleler doğrulayıcı olarak adlandırıldığında terminolojiyle ayrılmaya getirdi. Coppola, bu böyledir, başka türlü değil der. Sentez eylemi gösterir ki o başka türlü olamaz. Yani başka edim yerine getirilemez. İsteme her bir sentezde özdeş olmaya çalışır. Düşünmenin a priori bir görevi, düşüncede içkin bir görev olarak özdeşlik, pozitif ve arzu edilebilir gibi görülür. Sentezin substratesi, bu nedenle ben ile uzlaşmış olmayı ve bu yüzden iyi olmayı sanıyor. Adorno'nun ifadesiyle özdeşlik ideolojinin ilkel biçimidir. İdeoloji, aydınlanmaya direncinin gücünü özdeşlik düşüncesiyle ya da genelde düşünceyle suç ortaklığına borçludur. Düşüncenin ideolojik yanı, onun sürekli ben olmayanın sonuçta ben olduğu istemini yerine getirme başarısızlığını gösterir. Özne, kendi aklına karşı aklı görmektir diyor Adorno. İdeoloji eleştirisi bu nedenle çevresel ve bilim içinde bir şey değildir. Nesnel zihinle ve öznel zihnin üretimleriyle sınırlanmış bir şey değildir. Felsefi olarak o merkezsizdir. O, kurucu bilmenin kendisinin bir eleştirisidir. Diyalektik çelişki sadece bir değildir. O demek ister ki bunun dışında konuşulamaz.
Yani modern konuda kastettiği şey Hegelci diyalektiği kastediyor. Ama Adorno da buna karşı çıkıyor. Bu anlamda bu yönelimle diyalektik farklı olmaya çalışır. Felsefenin kendi eleştirisi olarak bu, diyalektik hareketin felsefik olduğunu söylemektir. Diyalektik sürekli özdeş olmama anlamındadır. O bir hareket noktası kabul ederek başlamaz. Hegel'dir. O vardı, şu anda da var ve olmaya da devam edecektir. Nesnel olarak diyalektik, özdeşliği elde etmeyi zorla ve bu zorlamada birikmiş ve onun nesneleşmelerinde doğmuş enerji aracılığıyla bozmak, kırmak demektir. Hegel'de bu anlam, Adorno konuşuyor, Hegel'de bu anlam Hegel üzerine kısmi bir zafer kazanır. Çünkü kavram, özdeş olmayan olarak içeriye doğru hareket halindeki deneyimdir. O artık saf olmayan kendisidir. Saf olarak kendisidir pardon. Hegel'in terminolojisinde o bu ötekiliği özümsemeksizin ötekiliğine kılavuzluk eder. Bununla açıklanan şudur, o kendini tüketemediği için kendinin dışındadır. Kendisi olarak o sadece kendisi değildir. Hegel mantığında oluşta iş gördüğünde üçlemenin ilk sentezi iki kavramın tam bilsel anlamı mutlak olarak sıf olması olgusuyla gösterilen ayrımla ilgisini vermeden önce bütünüyle boş ve belirlenmemiş olarak eşit sayılmış varlık ve hiçliğe deyip bekler. Adorno için özdeş olandan geçen bir özdeş olmama anlayışı olarak diyalektik sadece ilerleyen bir süreç değildir. Geriye doğru giden bir süreçtir aynı zamanda. Bu, genişleyen döngünün resmini doğru bir şekilde belirlemektir. Kavramın açılışı, varılan bir geridir. Sentez kavramında can veren, gözden kaybolan ayrımın belirlenmesidir. Sadece bitirilmiş, sona erdirilmiş sentezde çelişik hareketlerin birliğinden onların ayrımını bildirmiş olacaktır. Bu adım olmaksızın kibarlık işlikle aynı şeydir. Onların her biri ötekiyle Adorno'nun ifadesiyle Hegel'in favori terimlerinden birini kullanırsak farksız olacaktır. Adorno'ya göre Kant ve Platon'u içeren bütün felsefi gelenek gibi Hegel'de bir birlik partizanıydı. Soyut bir birlik dediği her iki düşünceye de uygun düşmez. Çokluğu doğrudan savunduğu kabul etme yanılsaması mitolojiye dağınıklığın dehşetiyle geri çekilme gibi mimetik bir geri çekilme olacaktır. Şöyle diyor Adorno, aydınlanmanın kendi refleksiyonu onun eskidir. O sadece bugünün bir statikosu uğruna testi bozar. Hatta testise inanmayanın düşüncesinin kendi eleştirel dönüşü kavramlara, donmuş sentezlere bağlıdır. Sentezleşen edimin eğilimi onları çok yapan üzerine refleksiyonla ters yüz edilir. Birlik sadece birliği aşar. Bu benzerlikle yaşama hakkını kabul eden bir birliktir. Benzer olanla yaşama hakkını kabul eden bir birliktir. Olumsuzlama tanınmış özne ile uygulamaya geçirilmiştir. Böylece özne üzerine uygulanmıştır. Ve şimdi bu ideolojidir. Her yeni diyalektik adımında Hegel, önceki adamın doğrularını unuttuğu, kendi mantığının gelip giden bakışına karşı gider, karşı koyar. Ve böylece soyut olumsuzlama olarak itiraz ettiğini kopya etmeye tırmanır. Soyut, yani öznel ve keyfi olarak doğrulanmış bir pozitivite. Onun sisteminin yapısı, kuşku duyulamaz bir şekilde olumsuzlamanın olumsuzlamasının olumlama olduğu ilkesi olmaksızın çökecektir. Ancak diyalektiğin empirik özü ilke değil, fakat başkalığı özdeşliğe vermeye direnmedir. Eğer diyalektiği sadece çelişkiden çelişkiyi çıkaran özneye atfedersek, adeta onu bir patatiye